Bu gün Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı deneyeceğiz ama her oyuncunun hızı sıfır. Ama hızlarını arttırmamızın bir yolu var. Oynadığımız her maçta gol ve asist yapan oyuncunun hızları artacak. Ha bu arada Real Madrid'e Mbappe ve Ronaldo'yu transfer ettim. O da ufak bir detay. İşte hızları görüyorsunuz. Burada Ronaldo'nun hızı 1, Mbappe'nin hızı 1, Arda'nın hızı 1, stoperlerin hızı 1, takımdaki herkesin hızı şu an 1. Hiç uzatmadan Şampiyonlar Ligi grup maçlarına geçelim. İlk maçımız Red Bull Leipzig'le. Şöyle kadromuzu bir kere daha göstereyim. Mbappe, Ronaldo, Valverde, Arda, ileri attığımız böyle. Hepsinin hızını 99 yapmaya çalışacağız. O yüzden bol bol gol atmamız lazım. Şimdi maçların özetlerine bakalım. Oğlum şuraya baksana, Mbappe yetişemiyor lan. Bak burada da Modric yetişemiyor. O kadar yavaşlar ki savunma yapılmıyor ya. İşimiz çok zor olacak. Leipzig maçına hızlı başladık. 23. dakikada Arda Güler inanılmaz bir plaseyle 1-0 öne geçirdi bize. Gol atınca hızlanacak demiştim. Buradaki olayımız şu. Her gol atan oyuncunun hızı 20 artacak. Yani şu an Arda'nın hızı 20'ye çıktı bile. Arda'ya asist yapan oyuncu da 10 artacak. Arda'ya asisti de Aurelien Tchouameni yaptı. Onun da hızı 10'a çıktı şimdiden. 1-0 başladık ama işler tersine çok çabuk döndü. 30. dakikada Leipzig çok tehlikeli geldi. Burada Werner'le... Ama Thibaut Courtois çok iyi çıkardı. Courtois'ın kurtarışı maalesef golün habercisiydi. 33'te Leipzig durumu Openda'nın bu golüyle 1-1 yaptı. 41'de biz bir pozisyon yakalamış olsak da Mbappe burada çok yavaş olduğu için yaklaşamadı ve kaçırdı. Topta nereye gitmiş lan? Vah, taraftarların tepkisi ne lan? İlk yarının sonunda da Thibaut Courtois bir kez daha bizi kurtardı. İşte bu kurtarışıyla. İkinci yarının hemen başında Openda uzaklardan vurdu ama Courtois için rahat bir toptu açıkçası. Ama hemen 2 dakika sonra 63. dakikada yani Openda işte burada aldı topu. Bomboş kaldı. Oğlum stoperler o kadar yavaş ki hamle yapmak imkansız, bak şurada yetişemedim zaten. Openda bomboş kaldı direkt. Golden sonra biz de bir pozisyon yakaladık Valverde ile. Burada ayak dışını güzel vurdu ama gol asisti güzel çıkardı. 82'de maalesef penaltı oldu. Openda da gole çevirmeyi başardı. 88'de bir gol daha yiyorduk. Burada Timo Werner direğe vurdu. 90. dakikada biz bir pozisyon yakaladık Ronaldo'yla ama Gulasi yine çıkardı ya. Abicim bir izin ver de oyuncular hızlansın şerefsiz. Cristiano Ronaldo orada atamamış olsa da sonraki bulduğu pozisyonu affetmedi. Burada güzel döndü, güzel vurdu ve hızını arttırdı. Maçı maalesef 3-2 kaybettik ama bence 2 gol atmamız iyi oldu. Çünkü Ronaldo ve Arda hızını arttırdı. Ayrıca Tchouameni de 2 asist yaptığı için onun da hızı 20'ye çıkmış oldu. Gruptaki ikinci maçımız da Celtic'e karşı ama bu sefer daha güçlüyüz. Çünkü Arda'nın, Ronaldo'nun ve Tchouameni'nin hızları 20 oldu. Hadi bu maça da hızlıca bakalım. Celtic maçına sıkıntılı başladık bir tık. Burada güzel çalım attı rakip. Girdi dibe kadar ama Courtois için rahat kurtarış. Celtic baskısı yemeye devam ettik. Burada yine geldiler. Paslaşmalar güzel. Kaleye kadar geldiler ama kötü vurdu bayağı. Bu sefer işler değişti. Fede Valverde hızı 1 olsa da burada koştu. Çok güzel vurdu ama direğe takıldı ya. Maçın ikinci yarısındayız. Yine Celtic atağı. Temiz geldiler ama dışarı vurdu. 86'da meydana bir yiğit çıktı. Cristiano Ronaldo kalenin dibine kadar gitti. Tabii ki bitirdi. Son dakikalarda gelen bu golle 1-0 öne geçtik işte. Ronaldo da çaktırmadan hızını arttırmaya devam ediyor. İkinci golüne ulaştı Ronaldo şimdiden. Çıldırdı Real Madrid son dakikalarda. Ama bu Celtic var ya, maçı bırakmamaya kararlıydı. Son dakikada geldi böyle kalenin dibine kadar. Kötü vurdu ama yine Courtois çıkardı. Ronaldo'nun golü Valverde'nin asistiyle maçı 1-0 kazanmayı başardık. Ve gruptaki ilk galibiyetimizi aldık sonunda. Grup liderliği için önemli bizim açımızdan. Ronaldo'nun hızı daha 20 daha arttı ve 40 oldu. Sıradaki maçımız Shakhtar'la. Shakhtar maçına mükemmel başladık. Burada Ronaldo bıraktı Arda'ya. Arda bıraktı Modric'e. Modric attı golü. Yaşlı kurt. İlk yarının son anlarında 41. dakikadayız. Arda vurdu. Kaleciden döndü. Mendy vurdu. Savunmadan döndü. Ronaldo tamamladı. Ronaldo gollerine devam ediyor. Bir sürü gol attı. Bayağı hızlandı. Bizim için çok iyi oldu Ronaldo'nun hızlanması. Ancelotti de mutlu. İkinci yarının başında... Burada böyle dipten bir gol yedik. Kurtuğa ne yapıyorsun abicim ya? Bunu çıkar be baba. Baksana şuna dipten. Abi çıkar şunu hakikaten ya. 2-1 oldu ama biz doymadık. Burada bir penaltı aldık. Ronaldo topun başında ve ne yapacağını çok iyi biliyor. 3-1 öndeyiz aslında ama biz durmadık. Ronaldo işte burada aldı. Füzeyi vurdu. İnanılmaz bir gol attı. Ronaldo bu maç hat-trick yaptı. İşte buradaki bu füzesiyle. Taraftar da çıldırdı. Ağlar delindi. Ronaldo hat-trick yaptı. Valverde bir asist. Arda bir asist. Modric de bir gol attı. Hepsinin hızı tavan yapmak üzere çok iyi ilerliyoruz bence ya. Maçı da demin dediğim gibi 4-1 aldık geçtik. Şimdi de ikinci Shakhtar maçındayız. Shakhtar maçı hızlı başladı. Burada kalenin dibine girdiler. Vurdu. Courtois iyi çıkardı. Şimdi saldırma sırası bizde. Burada Ronaldo aldı. Plasi'yi vurdu. Kaleciyi çıkardı. Ama 33'te korner kullanıldı Shakhtar tarafından. Bizim Courtois niye almadı topu? Ne yapıyorsun Courtois ya?
Ben de böyle mallıkların oluyor ha. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarının hemen başında 62. dakikada Ronaldo bunu nasıl kaçırdı? Yakışmadı be Ronaldo'a. O kadar gol attın. Burada bir frikik kazandık. Topun başında Cristiano Ronaldo geldi. Tabii ki maalesef dışarı gitti. Yine bir Shakhtar korneri. Yine tehlike ama Courtois. 85. dakikadayız. 1-0 gerideyken. Tabii ki o sahneye çıkacaktı. Cristiano Ronaldo işte burada gitti kaleye kadar. Ve bizi biraz kurtardı diyelim. 1-1'i sağladı burada Ronaldo 85'te. Çok sevindi. Weehee. Ancelotti de coştu. Son dakikadayız artık. 90+1 oynanıyor. Arda burada gitti. Maalesef kaçırdı. Arda yakına vurmayı tercih etti. Uzağa vursa belki de goldü ama kaleciyi kurtardı. Riznik. Maçı Mbappe'nin asisti. Ronaldo'nun golüyle bitirdik. Ve maalesef Shakhtar'la 1-1 berabere kaldık. Şimdi sırada 5. maçımız olan Celtic maçı var. Artık grubun sonu. Sonuna yaklaşıyoruz. Puan durumunu ama en son göstereceğim. Celtic maça hızlı başladı. Burada bir hücum yaptılar. Pası verdi. Vurdu. Courtois çıkardı. Celtic atakları devam ediyor. Bu adam çok iyi oynadı bu maç. Vurdu Courtois. Bayağı kritik kurtarış çünkü karşı karşıya kaçırdı. İlk yarıda Celtic atakları bitmiyor. Yine bu adam. Yine vurdu yine Courtois. Adamın adını da unuttum lan. Neydi bu adamın adı? 8 numara neyse işte. İyi oynuyor bayağı. Celtic istediği kadar gelsin. Bizde kim var? Bizde Cristiano Ronaldo var. Bu plase işte Ronaldo. Acayip attı. Ronaldo'yu övdük. Biraz yerme zamanı geldi. Oğlum bunu nasıl atamıyorsun Ronaldo? Abicim şunu atacaksın ya. Bunu atacaksın ama ya. Onu atamadı. Geldi baksana ne yapıyor şimdi. Burada Frikiye geldi. İşini yaptı Ronaldo. Böyle tam 90'a doğru yapıştırdı. Üf. Acayip attı ya. Maçı 2-0 aldık. Ronaldo 2 gol. Mbappe 1 asist yaptı. Bizim için çok iyi haber bunlar. Ronaldo zaten hızını fulledi ama artık Mbappe'nin biraz gol atması lazım. Yoksa ileri turlarda çok zorlanacağız gerçekten. Ve gruptaki son maçımız Red Bull Leipzig'le. Bu maç bizim için çok kritik. Leipzig deplasmanında oynayacağız. Leipzig şu an 11 puanla zirvede grupta. Biz ikinciyiz 10 puanla. Yendiğimiz an grup lideri olarak çıkıyoruz. Ama yenilirsek ikinci olarak çıkacağız. Çıkmayı garantiledik. Hadi şimdi maça bakalım. Bu maça da biz hızlı başladık. Leipzig'e karşı burada Ronaldo vurdu. Uf, çok sert vurdu lan. Sonrasında bir hata yaptık savunmada. Oyuncular çok yavaş hareket edemiyorlar. Ama yemedik golü. Sıkıntı yok. Xavi Simons vurdu. Courtois güzel çıkardı. Leipzig atakları devam etti sonrasında. Korneri kullandılar. Timo Werner kafayı vurdu. Dışarı gitti. Atak sırası bizde. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ne yapıyor? Atamıyor. Burada golü bulamadık. Yakına vurdu Ronaldo. Uzağa vursa goldü ya. Bu Arda da kaçırmıştı ya. Ama dakika 56 oldu. Burada Arda Güler mükemmel bıraktı. Valverde çok sert vurdu tepeye. Tam 90'a gömdü burada. Valverde ayağının dışıyla. Öf, çok güzel gol oldu. 1-0 öndeyiz. Beyaz adamlar kutluyor. 68. dakikada da yine Arda. Hareketler etti. Modric'e bıraktı. Modric 90'a çaktı. Arda'nın ikinci asisti. Modric'in golü. 2-0 öndeyiz Leipzig karşısında. Modric de gridi çaktı burada. Hiç yakışmıyor ya. Valverde bir gol. Modric bir gol. Arda 2 asist. Maçı 2-0 kazandık. Ve 13 puanla grup lideri olarak gruptan çıkmayı başardık. Temiz ilerliyoruz. Ve grup sonrası son 16 tur rakibimiz de belli oldu. Son 16'da Dortmund'la eşleştik. Bu yılın Şampiyonlar Ligi finali. Oyunda son 16'da oldu. Ama Dortmund maçlarına devam etmeden önce bir like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü kanalı izleyenlerin hala %92'si abone değil. Anlayamıyorum. Neyse o çıldırmayı kenara bıraktık. Gruptan çıktık. Oyuncularımız hızlandı. Peki son hızları ne oldu? Ona bir hızlıca bakalım. Lan Ronaldo'nun forması 25'miş. 7 yap oğlum bunu. Ne 25 bu? Öyle ya. Ronaldo sırtından 7'yi göster abi. Şimdi Ronaldo gruplarda 8 gol attığı için hızı zaten fullendi. 5 golde fulledik. Ekstra 3 golden de 60 puanımız var elimizde. Stoperlerimiz aşırı yavaş olduğu için Rüdiger'e verdim o 60 hızı. Çünkü adamları yakalayamıyoruz oğlum. Golliyoruz baya. Arda Güler de bizi baya taşıdı. O yüzden hızı 50'ye çıktı onun da. Valverde'nin hızı 40. Modric'in de 40. Mbappe'nin ve Tchouaméni'nin de hızları 20 oldu. Diğer her oyuncu hala 0 hızda. Ama bence bayağı geliştik gruplarda. Ronaldo özellikle bizi coşturdu. Ronaldo'nun fullenmiş olması çok iyi oldu. Zaten baksana overall'u 93'e fırlamış bir anda. O zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden Dortmund maçlarına geçelim. İlk maçındayız. Dortmund maçına. Dortmund acayip baskılı başladı. Burada hemen bir pozisyon buldular ama kaçırdılar. 11. dakikada da biz bir pozisyon bulduk. Valverde öne açıldı ama hızı yetmediği için uzaktan vurdum. Burada da Kobel iyi kurtardı. 16'da biz bir atak daha yaptık. Burada Mbappe kaldırdı Ronaldo. Biraz eksentrik bir vuruş denedi. İşte burada Cristiano Ronaldo çok güzel vurdu. Gol olsa acayip gol ama dışarı gitti. 20. dakikada maalesef işte burada Ryerson
çevirdi içeriye. Sebastian Haller çok güzel vurdu. Ve bu golüyle Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. 34'teyiz. Yine tehlikeli geldiler. Kurtardı. Kale boş kaldı. Haller boş kale attı. Buna da yapacak bir şey yok. Ne bak. İlk yarı 2-0 bitti. Ama ikinci yarı bizim yarımız olabilir. İşte Ronaldo full hızıyla mükemmel vurdu. Cristiano Ronaldo bizi taşımaya devam ediyor. Numarasında 7 yaptık sonunda. Taraftarı coşturdu. 2-1. Golden hemen sonra Dortmund bir pozisyon daha vurdu. Haller çok rahat geçti. Rüdiger yetişemiyor. Hız versek de Courtois'ı kurtardı ama. 68'de acayip bir şey oldu. Ronaldo vurdu, düzeltti. Vurdu füzeyi. Direkleri salladı Ronaldo. Acayip bir gol attı. İşte burada çok sert vurdu. Yani bu kadar sert bir şut mümkün mü bilmiyorum ama Ronaldo olursa mümkün diyelim. 72'de Dortmund 3'e gidiyordu. Karim Adeyemi burada. Kötü vurdu. 2.5'a gidiyormuş diyelim. 3'e gitmiyormuş. Bayağı kötü vurdu. Dakika 79. Burada Mbappe. Ronaldo'yu mükemmel gördü aradan. Cristiano Ronaldo karşı karşıya. Tabii ki affetmedi. Ronaldo vurdu. Sekmeye başladı zaten. Ronaldo zaten bu gol sonrası oyundan çıktı. Ama bu şekilde hat-trick'ini yapıp çıktı. Bize galibiyeti hediye etti. Maçı 3-2 kazandık. Demin dediğim gibi Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı. Mbappe bir asist. Tuameni asist. Ve Ferland Mendy asist. Sonunda Mendy'ye biraz hız verebileceğiz en azından. Çok temiz maç oldu. İkinci tur için bayağı güzel avantaj elde ettik. Hadi ikinci maça da geçelim hemen. Dortmund maçında. Maçın hemen başı 6. dakika. Bir tür çıktı meydana. Slalom'u yaptı. Yine plaseyi bıraktı. Arda inanılmaz oynuyor. Ama hemen 15. dakikada Dortmund tehlikeli geldi. Burada işte orta yapıldı. Daniel Malen attı golü 1-1. 19'da da biz bir baskı yaptık. Cristiano Ronaldo güzel sıyrıldı. Uzağa bıraktı ama Kobel iyi çıkardı burada. İkinci yarıya Dortmund baskılı başladı. Adem burada dibe indi. Pas çıkaramadı. Kaleyi denedi. Kurtuğa çıkardı dar açıdan. Ama Dortmund baskıya devam ediyor. Burada Sabitzer bıraktı. Hummels aradan müthiş gördü. Haller vurdu Kurtuğa. 64. dakika geldik ve sonunda işte Ronaldo burada müthiş bıraktı. Mbappe vurdu. Kaplumbağa attı golü sonunda. Beklediğimiz an geldi çünkü Mbappe'nin golü yoktu şu ana kadar. Sonunda attı. Biraz hızlanması lazım ya Mbappe'nin, yeter artık. 68'de tehlikeli bir pozisyon yaşadık yine. Karşı karşıya da Courtois inanılmaz çıkardı. 76. dakikadayız. Burada Arda Modric'e bıraktı. Modric geçti. Ayak dışı bıraktı ama olmadı. 83'te de biz tehlikeli bir atak yedik. Burada Dortmund net geldi ama Courtois'ı çıkardı bu sefer. 90. dakika Cristiano Ronaldo. Çok uzaklardan bir yokladı ama Kobel çıkardı. Bu maçı da 2-1 almayı başardık ve üst tura attık kendimizi çeyrek finale. Bu maçta Mbappe bir gol attı. Ronaldo'nun asisti var. Valverde'nin asisti var. Arda'nın da bir golü var. Arda 9.8'de oynamış, maçın adamı olmuş ayrıca. Bence güzel oldu maç. Şimdi çeyrek finaldeki rakibe bir bakalım. Ve evet, çeyrek finalde Mbappe'nin eski takımıyla eşleştik. Paris Saint Germain'le oynayacağız. Zorlu bir çeyrek final. Turlar da zorlu gidiyor. Dortmund'la son 16. Çeyrek finalde Paris. Bakalım bu turda neler olacak. Şimdi ilk maça doğru geçelim. Paris Saint Germain maçına hızlı başlayan taraf bizdik. Burada Arda bıraktı. Modric vurdu. 1-0 öndeyiz 5. dakikadan. Modric bunları yakaladı mı affetmiyor. Arda da asistlerine devam ediyor. Ama önde olmamız çok uzun sürmedi. 11. dakikada burada saçma sapan bir gol yedik. Kurtuğa bacak arasından yedi. Baksana şuna abicim, bacağını bu kadar açarsan yersin ya. Şuna bak. Hayvan gibi açmış bacağını ya. 23. dakikada biz bir atak yaptık. Ronaldo çok güzel gitti ama bitiremedi. 52'deyiz. Ronaldo aldı topu. Uzaklardan yokladı ama dışarı gitti. 72'de Paris tehlikeli geldi. Burada böyle saçma sapan bir gol yiyorduk ama Courtois çıkardı. Yani baksana, adam pas attı. Bizimkiler yetişemiyor. O kadar yavaş ki. Geçti gitti. 76'da yine Paris atağı. Yine çok güzel geldiler ama çok yakına geldi. Bu pozisyon golle sonuçlanmamış oldu Courtois yine. 78'de maalesef malumun ilanı geldi. Burada Fabian Ruiz çok güzel vurdu boşluğu, plaseyi vurdu. 84'te beraberliği yakalamak için bir atak yaptık. Arda çok güzel fırsat yakaladı ama Donnarumma uçtu. Yani adamın resmen panter olası geldi. Şuna baksana nasıl uçuyor. Maç bu şekilde 2-1 tamamlandı. İkinci maça kaldı işler biraz. Bu maçta Arda Güler bir asist yaptı. Luka Modric de bir gol attı. Hadi şimdi ikinci maça doğru kayalım bakalım. Biraz daha iyi oynamamız lazım ama o maçta. İkinci maç Paris Saint Germain acayip hızlı başladı burada. Çok iyi geldiler ama Courtois eline sağlık. 27. dakikada yine o yiğit çıktı. Bizim kurtarıcımız Cristiano Ronaldo inanılmaz slalom gol attı. Bir farkla yenersek uzatmayı taşıyoruz en azından. Ama Paris Saint Germain maçı bırakmayacağız dedi. Burada yine çok tehlikeli geldiler. Courtois yine çıkardı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarının başında Arda burada bıraktı Mbappe'ye. Mbappe nasıl yazamıyor bunu ya? Abicim Mbappe hiçbir işe yaramadı. Hakikaten Ronaldo taşıyor bizi. 58'de Paris Saint-Germain yine geldi. Uzaktan yokladı bu sefer.
Courtois zar zor yetişti yine, bir şekil kurtardı bize. 61'de bir penaltı oldu. Neymar topun başında ama Courtois çıkardı işte bu. Doğru köşeye atladı Courtois, çıkardı penaltıyı. Neymar niye Paris'te diyebilirsiniz. Kalmış. Eski kadro kalmış o yüzden. 65'te korner kazandı Paris Saint-Germain. Ortaya kafayı güzel vurdu ama yine Courtois. 75. dakika Ronaldo inanılmaz kontrol etti. Çekti. Yakına gömdü 90'a. Bizi taşımaya devam ediyor. Kralım benim be. Uf. Ayro da böyle kırdı. Ama bir türlü rahatlayamadık. Bir penaltı daha verdi. Ey amca hakem. Neymar bu sefer attı maalesef. Yine sağ vurdu. Aynı yere vurdu. Courtois ters atladı bu sefer. 86'da bizim bir hatamız oldu Ronaldo'yla. Ronaldo burada girdi. Yakına vurdu. Donnarumma için çok zor olmadı bu top. Uzatmalardayız. 94. dakikadayız. Paris Saint-Germain atağı. Pas verecek arkadaşını bulamadı, vurdu. Ama Courtois çok iyi refleks gösterdi burada. Çıkardı topu. Uzatmanın son anları. 117. dakikadayız. Mbappe içeri sıyrıldı. Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo artistik bir yakına vuruş. Yine attı Ronaldo. Yine kurtarıyor bizi. Ronaldo net diriyle burada 3-1 öne geçmeyi başardık. Penaltılara gitmeden önce Ronaldo bizi üst tura atacak gol attı. Ronaldo da çok sevindi. Penaltılar çok gerçekti beni. İyi oldu. Ve maçı 3-1 kazanıp üst tura çıkmayı başardık. Zor da olsa. Bu maç dediğim gibi Ronaldo hat-trick yaptı yine. Adam bizi öyle taşıyor ki anlatamam yani. Arda 2 asist yaptı. Kylian Mbappe de 1 asist yaptı. Ve artık yarı finale ulaşmış olduk bu sayede. Yarı finaldeki rakibimiz de yine çok zorlu Bayern Münih geldi. Ama şampiyonla sadece 3 maçımız kaldı. Hızları da bayağı arttırdık. Bayern maçı için ümitliyim. Hadi ilk Bayern maçına geçelim. Bayern maçına Ronaldo çok hızlı başladı. Burada bir takıldı. Kafayı boş kaleye vurdu ama dışarı attı. Biz hızlı başladık ama 36'da Bayern Münih acayip geldi. Serge Gnabry'e güzel bir gol attı. İşte Courtois'un yanından sol ayağıyla yakın köşeye bıraktı. İlk yarının sonlarında biz bir yardırdık. Mbappe hızı fullendiği için artık atar dedim ama atamadı yine ya. Bu Mbappe falan hikaye ya Ronaldo varken. 44. dakika ilk yarı bir gol atalım diye çok uğraştık. Burada Modric ayak dışını vurdu ama Ulreich uçtu, ne yaptı ya. İkinci yarının başında burada bir mallık yaptık Rüdiger'le. Ama Courtois kalede bizi kurtarmaya devam ediyor. Ve 73 geldiğinde bizim vaktimiz gelmiş demektir. Ronaldo burada bıraktı. Modric'e güzel vurdu Modric. Ayak içiyle uzak köşeye bıraktı. Değişik bir gol oldu ama tertemiz 1-1'i bulduk. 81'de bir hatamız daha oldu. Burada işte Valverde Ronaldo'yu bıraktı. Ronaldo yine çok sert vurdu ama Ulreich. Münih'teki maç 1-1 beraberlikle bitti. Bence iyi skor aldık. Demin gösterdiğim gibi Ronaldo'nun asisti, Luka Modric'in golüyle 1-1'i kopardık buradan. Hadi ikinci maça geçiyoruz. İkinci Bayern maçına çok hızlı başladık. 4. dakikada penaltı kazandık ve Ronaldo tabii ki affetmedi. 12. dakikada yine Ronaldo sahnede. Kaleciyle karşı karşıya kaldı Ulreich'la. Ama Ulreich yemedi bu çalımı. Atamazsan atarlar dedi Bayern. Gnabry burada karşı karşıya kaldı, kendi bırakıverdi. Courtois'u da çıkarmıştım kaleden ama yedik. 16'dan hemen sonra 20. dakikada Coman burada arada mükemmel gördü Leroy Sané, çok güzel bir gol. 2-1. Ama biz de boş durmuyoruz. Penaltıyı aldık. Ronaldo! Ronaldo penaltı kaçırma ya. 27'de Valverde bıraktı. Mbappe mükemmel sıyrıldı burada. Kalecinin yanından attı golü. 20'de atamadık ama 27'de Mbappe ile bulduk golü. 2-2. İlk yarının tam sonunda bir Bayern atağı yedik. Burada dar açıdan kurtarışı yaptı. 70. dakikaya geldiğimizde de Mbappe çok güzel bıraktı. Ronaldo gelişine inanılmaz vurdu. İşte Mbappe aradan müthiş bıraktı. Ronaldo gelişine inanılmaz vuruyor ya. Üf, çok güzel gol. Maçı da 3-2 kazanıp finale kalıyoruz sonunda. Finale. Birkaç geliştirmemiz daha var. Bu maçın yıldızı ilk defa Mbappe oldu. 1 gol 1 asist. Cristiano Ronaldo 2 gol attı. Fede Valverde de 1 asist yaptı. Yine geliştirmeleri aldık. Ve finaldeki rakibimiz de tabii ki en zoru gelmek zorundaydı. Manchester City'ye. Bu maçı şöyle geniş geniş izleyelim bakalım. Ve Şampiyonlar Ligi final günü geldi çattı. Real Madrid Manchester City'ye karşı. İki takım kupa için çıkıyor sahaya. Hadi Ronaldo göreyim seni ya. Şu Haaland'ın içinden geç. İlk düdük geldi. Maç başladı. Eyvah! Oh! Courtois inanılmazsın be. Ronaldo bir ayak dışı. Ah be. Ya! Eline mi değdi ya? Rüdiger ne yaptın babacım ya? Bakalım ne yapmış. Abi el ama omuz bu ya. Nasıl el bu? Haaland topun başında. Nereye vurur bu ya? Nereye vurur? Ah ters atladım Haaland. 1-0. Haaland'ın golüyle City 1-0 önde. Ya çok hızlı geldi. Atlayacağım yere köşeyi bile seçemedim ki ya. Neyse. Döndüreceğiz artık. 16'da attı Haaland. Biz de yine başladık maça. Mbappe'nin hızı full. Hadi gider. Gidersin Mbappe. Ronaldo neredesin ya? Ayar çok gittik ya. Ederson sana bir gol geliyor da hazır ol yani. 31'de giymişsin. Süper çıktık. Carvalho çok yavaş şu an. Onun hızı sıfır kaldı. Ronaldo'yu çok güzel verdi Carvalho.
Ronaldo vur. İşte bu. İşte bu. 45 artı 1. Süü. Lan süü yapsana. Bu ne? Oh, çok güzel oldu. Ronaldo'nun bu golüyle 1-1'i bulduk. Tam soyunma odasına gitmeden attık. O çok iyi oldu. Geride başlasak kötü olacaktı. 1-1 şu an hadi. Ve ilk yarı bu golle bitti. Bir ikinci yarı Haaland başlattı. Ronaldo sakin baba. Arda çok yaptın plase Arda be. Ederson. Lan oğlum arkaya koşsanıza. Gidiyor adam, gidiyor adam. Bravo Alaba. Anan. Oh. Lan bir an indirdik sandım, penaltı sandım. Rüdiger sakın. Hayır 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 hayır. Kurtuğa. Oh. Valverde uçtu gidiyor. Arda. Ronaldo koşsana içeri Ronaldo. Ronaldo. Ya Ederson. Eyvah 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 eyvah. Gol sandım lan. Oy, gol sandım harbi. Korner, Courtois kurtarmış. Ve maçın son düdüğü geldi. Yenişemedik City'yle. Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalara gidiyoruz. Uzatmayı Ronaldo başlattı. Hadi be baba bir gol ya. Aha çok güzel. Ronaldo ya. Ederson çıkarma artık, çıkarma. Eyvah. Eyvah, Foden acayip gidiyor. Eyvah 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 eyvah. Lan kalaboş kalaboş. Çok gereksiz kaydım. Oh kurta. Lan ne oldu ya? İlk yarısı bitti uzatmanın. Kalbime iniyordu ya. Allah'tan penaltı olmadı. Kaydım çünkü. Hadi ikinci yarısına alalım şu maçı. Vallahi penaltılarda veririz ya. Uzatmanın ikinci yarısına City başladı. Haaland'ı çıkarmış mı ya? Philips başlattı. Eyvah. Of kurta var ya. Senin alnından öpmek istiyorum. Hop şöyle. Hop şöyle. Tam Arda'lık. Ya çok kötü vurdun Arda. Aa, lan bitiyor. Uzatmalar bitiyor. 118-119 oldu. Ve maç bitti. Penaltılar belirleyecek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Çok geriyor beni bu penaltılar ya. Hadi bakalım. Ancelotti güzelce anlat her şeyi. Kurtuğa güzel ısın ya. Çıkar şunları. Guardiola inş batırırsın kardeş. İlk penaltı Cristiano Ronaldo'da. Hadi Ronaldo. Hadi Ronaldo. Oh tersi yatırdı. Süper. De Bruyne geliyor. Sola atlayacağım. Ya sağ attı o da. Mbappe. Sol üstte vurdum. Hadi Mbappe lütfen. Oh tertemiz. Julian Alvarez. Alvarez sağ atar. Ya abicim hep ters atlıyorum ya. Modric ile sağ üstte vuracağım galiba. Lütfen Modric. Oh ters attık yine. 3'te 3 gidiyoruz. Bernardo Silva. Sağa çok baktı lan. Ya. Arda lütfen. Arda lütfen. Arda lütfen. Sola atacağım. Arda'nın penaltısı kötü mü lan? Oh temiz attı. Ama bir tane çıkarmamız lazım. Phil Foden. Sola atacağım yine. Oh, işte bu. Lan attık mı bitiyor? Attık mı bitiyor? Kim bu? Alaba mı? David Alaba. Of sağ üstü atacağım. Alaba lütfen at bitir. Çok gerildim lan. Alaba işte bu. Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu yine. İşte bu kadar ya. Oh. Lan çok rahatladım. Çok zorlu maçlar oynadık. Sıfır hızla başladık. Bayağı bir oyuncumuzu full hız yaptık. Şampiyoni. Ole ole ole. Ama serüvenin sonunda... İsteğimize ulaştık. İşte Şampiyonlar Ligi kupası. Lan Carval mi kaptan? Keşke Ronaldo yapsaydım ya. Ne alaka Carval? Ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Dominasyonu devam ettirmeyi başardık. Hızlar sıfırlansa da bir şekilde hallettik. Yine Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptık. Sizin de umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse bir like atıp abone olmayı unutmayın. Şuradaki videoyu da izlemeyi unutmayın. O videoda çok güzel bir video. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.